Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bilindiğin tam tersi Marsilya'da bir nasıl desem, buranın adı Amerikan Pazarı diye geçiyor. Artık içeriye gittiğimizde siz artık istediğiniz gibi bir isim koyabilirsiniz. Birazcık böyle Afrika, Marrakeş, ne bileyim ya, karışık bir şey valla, ben bile isim konduramıyorum. Neye benzettiğimi ben de bilemiyorum. Bir şeylere benzetmeye çalıştım ama söyleyemiyorum şu an. Hep beraber gezelim. Buraya yıllar yıllar önce, şu an ailecek geldik tabii ki. Hamza Milan ağlıyor. Buraya çok rahat 10 yıl önce gelmiştim. Bugün yine acıttın mı? Tamam hadi gidelim. 10 yıl önce gelmiştim. Bir de şimdi nasip oldu. Normalde burada cumartesi günleri adam namaz kılıyor. Hadi gel çıkalım. Burası normalde cumartesi günleri inanılmaz kalabalık oluyor. Burası, bu gördüğünüz alanın hepsi buraya pazar kuruluyor işte. Hadi gel. Hadi bakalım. Araba geliyor, dikkat. Bakın şöyle sokaklar var. Gel. Gel gel gel, burada ne var, gel. Gel gel. Sonra gelelim, tamam mı? Bakın normalde burada tavuklar bu şekilde satılıyor. Bir de şey var. Hani tavuk bu şekilde satılıyor derken normalde vardı öyle biliyorum. Hatta buranın içinde mi vardı? Bilmiyorum ki, bakabilir miyim? Evet. Şöyle. Tavuklar bu şekilde satılıyor. Yumurtalar. Gel gel gel, babanın yanına gidelim, sonra bak burada ne var. Gel elimi tut. Gel gel bakalım burada. Aa, çok güzel şeyler varmış. Tam da Hamza Milan. Ay, şunların tatlılığına bakın, minnacık. Bakın. Gel gel gel. Gel bak. Wow. Direkt burayı görünce. Burası da böyle bir yer. Bakalım neler varmış. Şu an evde sürekli gördüğüm eşyalar bunlar. Çalışma olduğu için. İnfopatuşu elleme lütfen. Şimdi hep beraber burayı gezeceğiz. Burayı gezeceğiz ama özellikle şunu söylemek istiyorum. Hamza Milan'ı hallettiğime göre Hamza Milan'ı gönderim. Gel, sana emanet. Biz birazcık turlayalım, bakalım buralarda neler var. Aynı şey. Türkiye'de olduğu gibi. Leğenciler. Bakalım. İleride pek değişik ya. Buraya bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Burası araba, acaba parçaları mı satıyorlar, tamir mi ediyorlar? Herhalde parçalarını satıyorlar. İleriye kadar gitsem mi? Burada televizyonların parçası satılıyor herhalde. Bilemedim ki. Değişik bir pazar. Herhalde tamiri hem de şeyler satılıyor. Bir bakayım. Umarım hızlı gitmiyorumdur etrafa bakmaktan. Nasıl çektiğime doğru düzgün bakmıyorum. Yani eskici desem eskici değil. Bir de lokasyon yapılıyor. Şey, kiralanıyor buradaki eşyalar. Şöyle geçelim. Allah'ım, ne kadar kalabalık, ne kadar boğucu bir yer. Girip bakmazsam olmaz. Antikacıya benziyor. Bonjour. Bonjour.
böyle bit pazarı gibi bir şey düşünün. Herhalde burası öyle gibi diye düşünüyorum. Bakın şöyle yukarıları göstereyim. Hem bakıyorum hem de siz de bakın diye daha detaylı çekmeye çalışıyorum. Demek ki alanlar var ki satılıyor yani. Evet, oradan çıktık. Sanki aynı yerden tekrar devam ediyormuşum gibi geliyor bana. Ha, Türkiye'den bahsediyor taksim. Sanki ben buradan geçtim az önce ya. Ay tövbe estağfurullah, yemin ediyorum beynim yandı şu an. Arkadan geçtiğimizi sanıp tekrar aynı yerden mi geri geldim? Şu an bilmiyorum. Galiba aynı yerden geri geldim. Bu sefer... Yok, doğru geldim galiba. Tamamen beynim yandı. Söyleyemedim. Hadi birazcık diğer tarafa gezelim. Giyim de vardı. Giyim tarafına da gidelim. Bakalım orada neler var. Şuraya da bakalım. Bakalım burada neler varmış ama. Burada pek bir şey yokmuş ama şöyle gösterebilirim mesela. Şöyle. İnşallah çok kıpırdatmıyorum diyorum falan. Sen ne arıyorsun oğlum tek başına? Gel babanın yanına. Şöyle. Yo, buralardayım. Şunları alasım var ya. Benimle geleceksin. Evet. Hadi gel bakalım. İnanılmaz konuşuyor. Tatlı canım oğluşum benim. Bakalım. Bakalım. Ama, efendim. Ama. Dur gel bakalım buraya bakalım. Hoşça. Genelde çoğunlukla Arapların olduğu bölge olduğu için onlara özgü eşyalar satılıyor. Ay şu çok tatlı. Görebiliyor musunuz? Güzel. Aa, termos ihtiyacım vardı. Termos alabilirim. Bir de burada kesinlikle pazarlık yapmanız gerekiyor. Ay şu termoslar çok güzelmiş. Ama yok, bunun açılması gerekiyor. Bu değil de şu yukarıdakiler olabilir. Excusez-moi. C'est combien? Bon. Les autres moins chers, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. D'accord. Et ça chauffe... Là, il est aussi, il est moins cher. Il est moins cher? Mais c'est beau. Non, je préfère l'autre. Voilà. Oui, celui-là. Lequel? Celui-là, excusez-moi. Voilà. Non, celui-là. Il est à combien? Ça là aussi, 20 euros. 20 euros. Il est beaucoup plus beau. Tout, ça là, ils sont 20 euros. Ça. Bu çok şık. Ça va en gros et après, ça c'est combien de litres? Ça c'est... Excusez-moi. Oui madame. C'est combien de litres en fait? Un litre. Un litre. Bir litre. Çok değil ya. Ama çok şık ya. Et les autres celui-là c'est combien de litres? Lequel? Celui-là. Ça, 3 quarts. 3. D'accord. O çok iyi. Yani yukarıdaki gösterdim az önce semaverleri çok beğendim. Hatta detaylı bir şekilde baktım. Çok hoşuma gitti. Alabilirim aslında ama. Bu et celui-là c'est combien de litres? Celui-là c'est le prix 8 euros. Non, combien de litres? 1 litre. 1 litre. Mais c'est plus petit mais bon. Daha küçük ama. Aynı litreyi alması da enteresan. Burada artık
detaylı bir şey yok ama diğer taraflara bakayım. Ama termos çok fazla ihtiyacım var. Gelen gidenlerden ötürü normalde hani dışarıda veya başka yerlerde olduğumu çok fazla kullanıyorum. O yüzden alacağım büyük bir ihtimal ama bir turlayayım ondan sonra geri geleceğim. Excusez-moi, je vais juste regarder ça. Bu da... Ay bu da çok güzelmiş. Rengi inanılmaz güzel ama işte gitmiş. Hadi bakalım gezmeye devam edelim. Burada da böyle yani boneller böyle bir nasıl desem. Burada da giyim var diyeyim. Ne diyeyim. Normalde burada Marché Soleil diye bir yer var. Orası tam böyle kapalı çarşı gibi bir yer. Hatta kapalı çarşı diyebilirim. Orada çok güzel şeyler var. Böyle benim sevdiğim şeyler tabii ki. Arap işleri olduğu için. Arap işleri tam bana hitap ediyor. O yüzden seviyorum ben. Adam da bakıyor öyle. Herhangi bir şey söyleyecek sandım ama söylemedi. Bakalım. Tamam. Bir buranın içine bakalım. Adam bir şeyler söylüyor ama pek takmıyorum diyebilirim. Dinlemiyorum. Şuraya da bakalım buradakiler. O en büyükleri de varmış burada. Ama onlar çok hoşuma gitti ya. Çok güzel duruyorlardı. Şık duruyorlardı. Bunlardan her yerde bulabiliriz. Bunlardan. Yani acaba bunlar kaç litreydi? Bunlar bile 1,5 litre ya. Niye böyle? Yok o 1,5 litre mi bilmiyorum ki ya. Bu da ay gözüm görmüyor 2 litre. Aa Türkiye'nin malıymış zaten. Dönelim dönelim bakalım. Kesin bunlar da bizim mallarımız. Değilmiş. Ay şuna bakın kocaman. Fiyatı 49 euro. Yani 50 euro. Non, c'est bon, merci. Au revoir. Bakalım başka neler var. Bizim tepsiler gibi ama daha çok çukur bunlar. Bunlar derin. Şey çay içiyorlar. Arap çay içiyorlar. Ben de çok seviyorum. Buraya var ya iyi ki bugün gelmişim. Normalde cumartesi günleri pazarları oluyor. Çok çok kalabalık oluyor dediğim gibi. Yani böyle aşırı bir kalabalık olunca bu kadar rahat çekim yapamazdım. Şu an rahat rahat bir şekilde çekim yapabiliyorum. Normalde Araplarda zeytin çok fazla meşhur ama onlar bizim gibi tüketmiyor. Onlar kahvaltıda tüketmiyor. Normalde biz kahvaltıda tüketiyoruz ama onlar tüketmiyor. Yemeklerde daha çok kullanıyorlar. Etlerin fiyatını da gösteremiyorum ama bu etler burada 8,99. Göstereyim şöyle. Bu da 8,99. Burada acaba bir ama de koyun kuzu satılıyor mu? Bizim orada kuzunun tamamı falan satılıyordu. Demek ki burada da öyle satılıyor. Gittikçe gidiyor ya dedim herhalde. Küçük bir yerde turluğum bitecek ama yok.
Gittikçe gidiyor yani. Bakalım. Burada neler varmış? Az önce gördüğüm termoslardan görebilir miyim? Yok. Burada yok. Bakın burada da Arapların tatlıları var. İnanılmaz güzel gözüküyor ama tabii herkesin damak zevkine uymayabilir. Genelde onlar da bal ve koku, nasıl diyeyim ya, böyle değişik tatlar olduğu için pek bizim aslında damak tadımıza uymuyor açıkçası. O yüzden fazla sevemeyebilirsiniz. Hani ben şahsım seviyorum ama siz sevmeyebilirsiniz tatlardan dolayı. Oradan gitsem acaba, şuradan direkt kestirmeden bence böyle gideyim. Ay bu neydi? Şöyle dönelim. Fiyat. Ne oluyor acaba? Yok şeymiş. Tamam. Bu bir neydi ya bunun adı? Şunun adını unuttum. Bunun adını unuttum vallahi. Ama çok lezzetli. Ben çok seviyorum da yani bu şekil almadım daha önce. Normal paketlerde satılıyor. İnanılmaz lezzetli. Ama bu da tereyağları. 1 euro mu? Yani 1 euroya tereyağı artık. Neyse, sessiz kalıyorum. Burada da aslında hamur işleri var. Hamur işlerini açıkçası çok seviyorum. Şöyle mesela bunlar çok lezzetli oluyor. Bunlar bizim gözlemler gibi çok lezzetli oluyor. Bunlar da aynı şekilde. Ekmeklerini pek sevemiyorum açıkçası. Şeye benzetiyorum ben. Bu Trabzonluların, Trabzon ekmeği diyeyim. O yüzden sevemiyorum. Birebir benziyorlar da zaten. Ya da benzemiyorlar. Ben sevmediğim için benzetiyorum. Öyle. Hatta şurada ablamız çekiyor. İzin istedim. Bakayım çekebilir miyim? Evet. İzin istedim. Çekinmek istemiyormuş. Gayet normal. O yüzden çekmiyorum. Şöyle devam edelim. Ya normalde böyle çektiğime bakmayın. Çoğu insandan izin alarak çekiyorum. Yani hani özellikle birebir çekmek istediğim insanlardan muhakkak izin istiyorum. Yoksa hani böyle yolda geçene izin istemiyorum. Ama anladınız siz beni yani. Bakın burada da perdeler var. Özellikle hani kanepelerde bu bizim oturma, hani seydir mi deniliyor? Ne deniliyordu ona? Arapların oturma koltukları var ya, şark köşesine benzer. Onlar herhalde yapılıyor mu bilmiyorum ki. Şey, ölçü üzerine bakın. Böyle galiba ölçü üzerine yapılıyor. Tamam. Şöyle geçelim. Burada da elbiseler var. Ay, küçük çocuklar için şunun tatlılığına bakar mısınız? Bu çok güzel. Evet, bugünlük videomuz da bu kadar. Tam da gülmelerine denk gelmem. Neyse, buradan çıkayım. Ondan sonra geldiğimiz yerden çıkalım. Şunları size tam gösteremedim ya. Normalde burası doluydu ya. Bir dakika şöyle bakayım. Yok, bunlar bomboş. Neyse, bugünlük videomuz da bu kadar.
Kendinize iyi bakın. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Yorumlarda hoşunuza gitti veya gitmedi belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.